Herkese kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda istediğiniz serverları nasıl engelleyip nasıl açacağınızı göstereceğim. Bu ne demek oluyor? Kısaca bir anlatayım. Örneğin Rusya'da çok fazla troller veya kötü oynayan bulunuyor diyelim. Şahsen öyle bir düşüncem yok. Bence Ruslar gayet iyi oynuyor. Ama eğer böyle bir görüşünüz varsa veya bazı serverlarda baya pinginiz çıkıyorsa bunları engelleyebiliyorsunuz. Bu serverları engelleyebiliyorsunuz. Size bunu nasıl yapılacağını göstereceğim. Öncelikle bunu yapmak için bir tane program indirmeniz gerekiyor. Bunlar sonraki aşama. Öncelikle oyuna girip buradan şu kodu yazmanız gerekiyor. MM dedicated alt tire. Hemen şöyle kaldıralım. Aynen. Search max ping. Bunu 500 veya 400, 350 gibi yüksek bir yere çıkartmanız gerekiyor. Çünkü bütün serverların bilgilerini doğru düzgün alabilmeniz için. Ne dediğimi birazdan anlayacaksınız arkadaşlar. Oyunu hemen kapatalım ve masaüstü görünümüne geçelim. Evet arkadaşlar. Sonra hemen programımızı indirelim. Tamamen kendi update'im. Update'im değil tabii ki. Upload'um. Gördüğünüz üzere glitch.cs etiketi de var. Bunu buraya basarak hemen indiriyorsunuz. Evet, indi. Bunu buraya atalım. Hemen attık. Evet. Şimdi bunu hemen klasör çıkartalım. Klasörü çıkarttık. Evet. Şunu da hatta biraz daha sağ çekebiliriz görünmesin. Burada Matchmaking Server Picker adında bir dosya var. Daha doğrusu .exe var. Ve bunu söylemek istiyorum ki bu programı kullanmak size herhangi bir şekilde vakban yedirtmez arkadaşlar. Şimdi bu programı açıyoruz. Bunu eğer Vista veya XP'de kullanıyorsanız yönetici olarak açmanız gerekmekte. Zaten 7-8 kullanıyorsanız otomatik olarak yönetici olarak açılacaktır. Şimdi burada update IP'se basarak bütün serverların şu anki IP'sini yeniliyorsunuz, güncelliyorsunuz daha doğrusu. Ve bir kere refresh atıyorsunuz. Evet arkadaşlar, bazen bütün serverlar çalışmıyor. Bunu refresh atarak düzeltebilirsiniz. Şu anda size programın mantığını göstereceğim kısaca. Mesela gördüğünüz üzere 358 Avustralya'da, Sydney'de 358 pingli bir server var ve biz bununla eşleşebiliriz. Ama biz bununla eşleşmek istemiyoruz. Başka bir serverla eşleşmek istiyoruz diyelim. Şöyle hemen gelsin, aynen. Mesela 61 MS'li EU server ile eşleşmek istiyoruz. Bu arada 100'ün altı oynanabilir derecededir. 100'ün üstü ise oynanılamaz derecededir. Yani sürekli lag olur. Mesela EU serverını EU serverına sadece EU serverında oynamak istiyorsunuz. Çok geveledim lafı. Neyse. Bunu EU'nun üzerine tıklayarak apply'a basarak diğer serverların hepsini yasaklayabilirsiniz. Şu anda bütün serverlar yasaklı. Sadece EU serverı yasaklı değil arkadaşlar. Böylece sadece Avrupa serverında, yani Viyana'da, Viyana'nın serverında oynayabileceksiniz. Rusya'dan veya yüksek pingli kişiler, yüksek pingli serverlar gelmeyecek. Ama sürekli değişiyor ping değerleri, buna dikkat edin. Ayrıca söylemem gereken şey ise buradan reset'e basarak oyunu eski haline getirebilirsiniz. Ve söylemeyi unutmadan bu programın çalışması için güvenlik duvarınızın, yani firewall'unuzun açık durumda olması gerekiyor. Çünkü bu program firewall'unuzu kullanarak serverları yasaklıyor. Ve bir tane uyarı yapmam gerekiyor. Mesela sadece EU serverına izin verdiniz diyelim. Böylece mesela normalde Dust 2'yi 15-20 saniye arasında bulurken bunu seçtiğiniz için Dust 2'yi 1 veya 2 dakika içinde bulacaktır. Çünkü bütün serverları engelliyorsunuz. Sadece bir serverda yoğunlaşıyor server listesi. Bu durumda çok uzun sürecektir. Assault veya daha böyle bilinmedik haritalar ise baya beklemeniz gerekmekte. O yüzden dikkatli olun diyorum. Mesela bir kere daha yapalım isterseniz. Mesela sadece Luxembourg'a apply'ladık. Diğer bütün serverları yasakladık diyelim. Gördüğünüz üzere eğer yüklenirse, aynen. Şu an bütün serverlar yasaklı çarpı durumunda. Sadece bunda 55 MS alıyorsunuz.
Ve eğer geri seçmek istiyorsanız bütün serverları, buradaki reset tuşuna basmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Ve dediğim gibi bu uygulamayı yapmak sizi hiçbir türlü vakvan yedirtmez. Bugünkü videomdan bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir videom olan Crosshair nasıl yapılır videosundan ayarladım. Yani buradan yapmadım. Tek değiştirdiğim şey şurada konsola etkinleştirmek oldu bu ayarlarda daha doğrusu. Bu hemen görüntü ayarlarına gidelim. Parlaklığı en parlakta oynuyorum. Bu normalde ortada oluyor diye biliyorum. Bunu en parlağa çektim.